Ben Seyman Tipil sınıfından Eylül bebeğimin annesiyim. Kızım Seyman hastası, yani ölümcül kalp hastası. Bunun tedavisini yurt dışında yaptırabilmek için büyük bir yola girdik. Gerçekten yükümüz çok ağır. Ama biz inanıyoruz ki hafifletebiliriz. Ama sizlerin destekleri iyi olabilir. Ben çok heyecanlıyım. Gerçekten... İlk önce şunu söylemeyi çok istiyorum. Burada olan herkese tek tek teşekkür ederim. Ama bize bunu vesile eden Müslüm abiye, ayrıyetten Kenan abiye, Nevzat abiye, Serkan abiye, gerçekten çok özür diliyorum Nilüfer Hanım'a. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu gece bizim için çok önemli. Yani neredeyse yaklaşık 3 ay oldu biz bu kampanyanın içine girdiğimizden beri. Ama ilk kez bu kadar çok duygulandım. Çünkü bizim yalnız olmadığımızı bir kez daha gördüm. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada yanımızda 6 yaşındaki kızımız var. Beri Asma da gelebilir de yanımıza. Gelmek ister misin anneciğim? Beril Eylül'ümün ablası, bizim ilk göz ağrımız. İnsanlarda şu algıyı çok duyduk, işte ilk çocuğu sağlıklı, kendisi neden böyle diye. Aslında şöyle bir şey var, maalesef ki bu hastalığın kiminin başına zaman geleceğini bilmiyoruz. Bu SEMA hastalığı kesinlikle 4 dala ayrılıyor. Yani SEMA tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 diye. En kötüsü SEMA tip 1 hastalığı, yani Eylül bebeğinin başına gelen hastalık. Ama biz inanıyoruz ki sizler destek olursanız biz bu yolda hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Şöyle anlatabilirim süreci. Biz 20 Şubat'ta bize tanı konuldu. Biz 20 Şubat'ta bu tanı konulduğunda gerçekten o gece hiç hatırlamak bile istemiyoruz. Çok kötü bir duyguydu. Ama bazen şeyi de şükredebiliyorum. Tamam mı? Anneciğim, gidebilirsin. 20 Şubat'ta bu tanı konulduğunda biz hani hep şu kötü karamsarlığa vardık. İşte biz bu yükün altından kalkabilecek miyiz? Nasıl yapacağım? Eşim ve ben aynı şekilde verildik. Eylül, biz 4 kişiydik. Ama şimdi görüyorum ki kocaman bir aileye sahibiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ya şöyle söyleyebilir miyim? Yani gerçekten hastalığımız çok kötü bir hastalık. Yani ölümcül bir kas hastalığı. Bir bebeğin yaşayabileceği ya da bir çocuğun yani yükleneceği bir yük değil. Gerçekten elimizden tutarsanız biz hızlı bir şekilde bu yoldan ilerleyebiliriz. Normalde benim burada olmamam gerekiyordu. Ama gerçekten siz değerli insanlar bize destek verip bize değer verdiğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Emin olun ki ben canlı yayın bile yaptırmak istemedim. Psikolojik ben kaldıramadım. Çünkü ben 14 yıldır hizmet sektöründeyim. Ailemi, eşimi ve kendimi de hani 1 lira muhtaç olmamak için 13-14 saat çalıştım. Ama evladım için şu an kimi görsem bana 1 lira verir misin diyorum. Bugün kendim için ben kimseden 1 lira istemem. Allah o duruma düşünmüyorum ama evladım için şu an yani sabah 6'da kalkıyorum, işe gidiyorum, geliyorum, işte meydanlara iniyoruz abilerimizle ve işte dostlarımızla beraber. Hani kafamı yastığa koymadan diyorum ki acaba diyorum bir şey unuttum. Yani şunu da yapsaymadım, keşke dememek için olabildiğince düşünüyoruz ve gecenin 3'ünde 4'ünde yatıyoruz. Çok şükür 76 günde 9 milyon topladık. Yani %32'sini topladık. Ve bunu biz tek başımıza yapmadık. Yola çıktığımızda 2 kişiydik. Şu an kızımın 25 bin gönüllüsü var. Burada olanı var, olmayanı var. Allah hepinize razı olsun. Ben biz bu parayı böyle bir iş adamı getirip içine 1 milyon, 2 milyon koymadım. Meydanlara inerek, insanlara dokunarak, derdimizi anlatarak 50 lira, 100 lira, 1 liralarla topladık. Ve biz inanıyoruz da yani. Çok şükür inancımız tam. Allah'ın izniyle biz bu parayı toplayacağız. Ama bunu tek başımıza değil. Daha çok arttırarak, daha farklı farklı insanlara ulaşarak şu an olduğu gibi. Yani abilerim aracı oldular, sizin gibi güzel insanlara bizi ilettiler. Siz de farklı dostlarınıza bize anlatırsınız. Bu iş dayanışmayla oluyor, bu iş paylaşarak oluyor. Yani bugün 170 bin insan 100 TL verse kızımın kampanyası yarın bitiyor. Çok para istemiyoruz. Yani farklı insanlara ulaşmanın derdindeyiz. Tek gayemiz, tek amacımız bu. Hepinizin ayağına sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Sonbaharın Eylül'ü değil bu. Ne ayın, ne senenin, ne de bu bizim Eylül'ümüz. Annelerin, babaların Eylül'ü, vicdanlarımızın gideceğimizin Eylül'ü. Onun için şu an ne doğacak güneşin, ne de açacak çiçeğin anlamı var.
küçük bedeninin karanlığa teslimiyeti var. Ya biz dokunamazsak hayatına, ışık olamazsak nasıl dinecek yavrucağızın acısı? Düşünün, parklarda mutlu çığlıkları olmayacak mı? Düşünün, anne baba demeye hakkı yok mu? En azından bu hayat ile mücadele etmeye şansı olmalı. Kader böyle olmamalı. Dokunmalıyız Eylül'ün kaderine, dokunmalıyız. Düşünün, belki doktor olacak ve belki de sizin veya evlatlarınızın hayatına o dokunacak. Bir Eylül'ü yaşatırsak, bir Eylül belki bir hayat olacak. Düşünün, ruhan ve kalben sizin. Eylül'ün konuşmaya, dili olmaya, aydınlığı güneşi sunmaya, umut olmaya, en azından kaderine dokunmaya, sizin güzel kalbinizin Eylül'ü olmaya var mısınız? Var mısınız? Varız! 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 Teşekkürler.
özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum Firdevs, bağında öptüm. Bir zaman gülüşüm, sana düş oldum. Bir zaman gülüşüm, haydar haydar, haydar haydar, haydar haydar, haydar haydar. Zemheri ayında can gül ister ben.